Ben de çocuklarıma güzel bir ülke bırakmak istiyorum dedi. Anneme bu çapulculara mı bırakacağız devlet diyerek. Babama demiş ki ben şehit olmaya gidiyorum, çocuklarım size emanet. Annem senin çocukların var demesine rağmen bu çıkanların çocukları yok mu? Herkesin çocuğu var. Ben bu çocuklara güzel bir ülke bırakacağım. Güzel bir gelecek bırakacağım diye. Sonra arıyoruz arıyoruz. Telefon açılmadı, saat 2 gibiydi. Sonra benim telefonuma böyle Ömer'in telefonundan arıyorum, bir adam açtı. O Ömer İpek'in telefonu değil mi dedim, siz kimsiniz? Bilmiyorum dedi, abla dedi, burası çok karışık dedi. Sonra telefonla sağ aradım, tanıdım tanımadım, herkese telefon açtım, yalvardım yakardım. Ömer İpek, ne olursunuz Ömer İpek'i bulun. Numune Hastanesi'ne aldım. Ömer İpek kaydı var mı diye. Dedi ki kaydı var. Giriş yapılmış ama işlem yapılmamış. Babam bütün numunenin servisleri geziyor ama yok. En son umudu kestim. Baba morga da bak dedim. Belki morgdadır dedim. Vatan sağ olsun demekten başka bir derdimiz yok. Vatan sağ olsun bizim derdimiz bu. Benim kardeşim vatan sağ olsun diye gitti. Benim kardeşim o asker üniformalı teröristlerin Türk askeri olduğunu zannetti. Kendine kurşun sıkmayacağını düşündü. Bir canım var, benim canım da feda olur. Tankın önüne evet dururuz, silahın önüne dururuz. Ama yine de namusumuzu çiğnetmeyiz. Vatan bizim namusumuz, biz namusumuzu çiğnetmedik.